Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle özdeşleşmiş nefis bir burma baklava tarifi vereceğim sizlere. Ustasının elinden tüm detaylarıyla öğrendiğim haliyle buyurun tarif detaylarına geçelim. Uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı unu ekledikten sonra üzerine 75 gram margarin veya tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tane yumurta ekleyelim. Ve yine devamında bir fiske tuz, bir çorba kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı da sirke ekledikten sonra hamurumuzu katı güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Bu arada hamurda kullanmış olduğum sirke tatlımızın daha kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Ve yine sıvı yağ da hamurumuzun daha rahat açılması için gerekli olan bir malzeme. Şimdi hamurumuzun yoğrulmuş haliyle devam ediyorum katı güzel bir hamur yoğurduk gördüğünüz gibi. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda orta boy bir borcam dolusu tatlı çıkacaktır arkadaşlar. Hamurumuzu tezgah üzerinde de şöyle güzel bir yuvarladıktan sonra kabımızın içerisine alalım. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de o arada şerbetini hazırlayalım tatlımızın. Tatlımız sıcak, şerbet soğuk olması gerektiği için hazırlayarak ateşten indirelim. Şerbetimizi soğumaya bırakalım. Bunun için 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu uygun bir tencereye alalım. İçerisine bir küçük limonun yarısını sıkarak ekledikten sonra ateşe alarak ara ara karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı noktadan sonra 5 ila 7 dakika kadar kaynattıktan sonra ateşten indirelim ve şurubumuzu soğumaya bırakalım. O arada hamurumuz da dinlendi. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Tezgah üzerine alarak şöyle tekrar bir yuvarlayalım ve eşit büyüklükte parçalara bölelim. Bezeleri ayırmış olduğumuz hamuru yumak haline getirelim. Daha sonra kabımızın içerisine alarak üzerine streç filmle kaplayalım ve buzdolabına kaldıralım. Yarım saat kadar bu şekilde dinlendirelim. Hemen dinlenmiş haliyle devam edeceğim şimdi. Tatlımızı açmaya başlayalım artık. Bu tarz tatlıları açarken mutlaka buğday nişastası kullanmanızı öneririm. Tezgahımızın üzerine bir parça buğday nişastası aldıktan sonra yumağın bir tanesini alalım ve üzerine bolca buğday nişastası serperek merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Hamurumuz küçükken bolca buğday nişastası ekleyerek açma işlemiyle devam ediyoruz. Daha sonrasında nişasta serpmeyi bırakarak incecik kocaman bir yufka haline getireceğiz yumağımızı. Bu aşamadan sonra merdanemi bırakarak oklavamı alıyorum elime. Bolca nişasta serptikten sonra oklavama hamurumuzu sarıyorum. Gördüğünüz gibi ortadan kenarlara doğru bastırarak hamurumuzu incecik bir şekilde gelene kadar açalım. Ve son kez nişasta serptikten sonra artık yufkamızı kocaman bir hale gelinceye kadar açabiliriz. Emin olun bu benim ilk bu tatlıyı açışım arkadaşlar. Onun için asla ben yapamam, ben açamam demeyin. Nişastayla açacağınız için çok daha rahat, kolay bir şekilde açacaksınız. Mutlaka deneyin. Zaten vermiş olduğum bu hamur ölçülerinden gayet rahat bir şekilde açılan harika bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi ben bu kısmı hızlı olarak geçirerek sizleri sıkmamak adına tatlımın yufkasını nasıl açmışım buyurun izleyelim. Gördüğünüz gibi asla yırtılmadan, kopmadan tek parça halinde koskocaman yufkamızı açtık. Şimdi artık sarma işlemiyle devam edebiliriz. İstediğimiz büyüklükte, açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açmış olduğumuz yufkamızı ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla bölelim. Sonrasında her iki parçaya da ince kıyılmış ceviz içi serpelim. Ortanın buluşmak kısmına ceviz içi serpmeyelim arkadaşlar dışarıya taşma olmaması adına. Geriye kalan kısma incecik bir şekilde ceviz içini serptikten sonra sarma işlemine geçelim. İsterseniz herhangi bir semt pazarında, isterseniz züccacilerde bulabileceğiniz bu ince e, burma baklava için satılan, oklavadan satın alabilirsiniz dilerseniz. Sadece 3-5 liraya her yerde bulabileceğiniz bir oklavadır. Çok bastırmadan bu şekilde sardıktan sonra her iki ucundan tutarak ortada birleştirelim hamurumuzu. Ve oklavadan ayıralım. Daha sonrasında diğer parçayla devam edelim. Gördüğünüz gibi incecik bir şekilde sardım. İki ucundan orta kısma doğru ittirerek büzüştürüyorum ve oklavamı çıkarıyorum. Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla eşit büyüklükte tatlılarımızı keselim. kesmiş olduğumuz tatlılarımızı borcama alabiliriz. Orta boy bir borcam tercih ettim dediğim gibi. İsterseniz sırayla dizebilirsiniz. İsterseniz benim gibi iki ters, iki düz olarak da dizebilirsiniz. Şimdi hemen ikinci yufkamın açılışıyla devam ediyorum. Aklınıza herhangi bir sorun takılırsa yine yorum kısmından bana direkt sorabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yufkamı da yine diğeri gibi eşit büyüklükte e, olabildiğince ince bir şekilde açarak tepsimiz dolduruncaya kadar bu şekilde devam edelim. Görüyorsunuz, ikinci yufkamda da asla yırtılma, çatlama, kopma olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize güvenin, mutlaka yapacaksınız. Ben ilk yapışıma rağmen annemden tam not aldım. Şimdi yufkamın açılmış haliyle devam ediyorum. Yine bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölelim. Daha sonra ceviz içi serperek burma işlemine devam edelim. Aynı bu şekilde dediğim gibi tüm hamurumuz bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Bu kısmı hızlı olarak geçirerek artık borcamımızın dolmuş haliyle devam edelim. Ve hızlı olarak geçirdim. Sonuncu yufkamı da açtım. Ceviz içini de serptikten sonra burabilirim artık tüm hepsini açıp vurduğuma göre artık borcamı da dizebilirim. Bu arada diğer tarafta da fırınımızı 180 derece fanlı alt üst ayarda ısıtalım arkadaşlar. Tatlıları eşit büyüklükte kestikten sonra borcamıma yerleştiriyorum. Şimdi bu kısmı hızlı olarak geçerek borcamımın dolmuş haliyle devam ediyorum uygun bir sos tavasının içinde 100 gram tuzsuz tereyağı ve üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek güzelce bir ısıtalım. Mutlaka üzerine çıkan köpüğü aldıktan sonra geriye kalan yağı bir fırça darbeleriyle tatlımızın üzerine gezdirelim. Büzüşük kısımlarının aralarına girmesi açısından fırçadan faydalanmanızı tavsiye ederim gezdirdikten sonra geriye kalan yağın da dibine çöken tortusunu değil de üzerinde kalan kısmını tatlımızın devamında üzerine gezdirelim ve artık tatlımızı fırına gönderelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına tatlımızı gönderdikten sonra ayarını 170 dereceye düşürerek nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim ve şimdi tatlı sıcak, şerbet soğuk olarak buluşturalım. Vermiş olduğum bu şerbet oranını bu tatlı tamamen çekecektir. En fazla 10 dakika içinde asla şerbetin içinde yüzen bir tatlı göremeyeceksiniz. Garanti veriyorum. Şimdi hiç beklemeden üzerine de süsleyelim. Yeşil fıstıkla bu şekilde ben süslemeyi tercih ettim. Videomu bu aşamaya kadar izleyen ve dinleyen herkesten tarifime birer beğeni rica edeceğim. Şimdi yeşil fıstıkla süslemiş olduğumuz tatlımızı ilk yarım saat sonrasında servise hemen hazırlarken sizlere de fikir amaçlı çekiyorum. Bu çok şahane burma baklava tarifimi denemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden gönderebilirsiniz. Sadece ilk yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekmiş olan tatlımızın sunum aşamasıyla devam ediyorum. Sizlere daha detaylı görmeniz adına bu kısmı da çektim. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarifimin altına daha önce açmış olduğum midye baklava tarifinin de videosunu etiketleyeceğim. İsterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Ve yine dilerseniz her gün yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfama da göz atabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.